Ustam kolay gelsin. Hoş geldin, sağ ol. 2,5 litrelik kolanın fiyatı ne kadar acaba? Ha, bu mu? 20 lira bu. Yuh be. Kolaya bak. 20 TL olmuş. Bir kola keyfimiz vardı. O da gitti be. Şşş. Şşş. Hemşerim bak bir bak. Ne oldu, hayırdır? Gel gel biz. Kardeş, sana bir kola koyayım. Nasıl konuşuyorsun lan sen? La oğlum sen de hemen yanlış anlıyorsun ha. Ben kendi imalatım olan koladan sana bir bardak koyayım iç diyorum yani. Hem daha ucuz hem daha güzel. Vallahi mi? Tabii lan. Gel benimle gel. Gel sen gel. Değerli kardeşlerim, kıymetli hemşerilerim. Bugün burada bir tarihe tanıklık edeceksiniz. Öyle bir kola icat ettim ki ampulden sonraki en büyük buluş oldu. Düşünün, Ronaldo bile benim kolamın hastası. Her hafta uçakla geliyor, koyup gönderiyorum Lagola'yı. Ronaldo bağımlısı oldu. Şimdi bu icadımı sizinle paylaşıyorum. İşte icadım Lagola. Ne? Lagola mı? Tabii la bebe. İç Anadolu'nun bağrından çıkmış kolaya başka ne isim verebilirim ki ben? Tabii ki benim icadımın ismi Lagola. Lagola. Ben hepinize bir koyayım. Bir koyayım için ondan sonra konuşalım. Tamam mı gençler? Moruk çok iyi ya. Aynen aynen. Ağza dağılan bir tadı var değil mi? Anne de değmiş gibi sanki ya. Resmen kola gibi kardeş bunun tadı. Çok güzel yapmış vallahi adam, helal olsun. Tabii ki mükemmel yapmış yapan. Hem de Lagola. Has Türk malı yani. Madem hepiniz beğendiniz, o zaman pamuk eller cebe. 2,5 litresi 10 TL sadece. 10 liracık. Tamam kardeşim, alalım da. Bunun içinde ne var bilmediğimiz? Bilmediğimiz şeyi nasıl içelim biz? La oğlum, normal kolanın içinde ne var? Bilen var mı? Gençler bakın, o da kola, bu da kola. Siz daha neyin peşindesiniz ya? Hadi çıkarın paraları, için kolaları. Hadi paraları alayım ben. Hadi hadi. Olan süte su katıp para kazanan adamı kınayıp aynı işten zengin olmak nedir be? Lagola. Neyse başka müşteriler bulmaya devam ki.